Bir gençlik aşkının önüne çıkmak kolay değildir. Gözleri buluşmuştu. Neredeyse filmlerdeki gibiydi. Sana hayır dedim. Tamam. Gizlice devam etmeye zorlanmış bir ilişki. Anneme hastayım dedim. Bütün gün beraberiz. Aman Tanrım, onunla beraber olur musun dedim. Kızımı korumak için her şeyi yapmaya karar verdim. Artık durman gerek. Birlikte çekilmiş fotoğraflarımızı bulmuş. Ama çember daralmaya başlamıştı. Tamamen panik içinde gibiydi ve ona neden bu kadar korkuyorsun dedim. Ne yapacağım? Bunun için kaç sene hapis yatarsın biliyor musun? Ve aldıkları riskler daha tehlikeli bir hal aldı. Onun annesiydim ve kızımı benden alamayacaktı. Washington DC'ye bir saatten kısa mesafede sakin ve insanların birbirini tanıdığı bir yer olan Virginia South Riding bulunur. Eylül 2003. Michaela Wagner gibi 14 yaşındaki gençlere yapabilecekleri pek çok şey sunan bir kasaba. Pekala. Teşekkür ederim. Zamanın iyiydi. Tamam. Tamam. Hadi gitmeliyiz. Onu havuza götürmek için sabah 5'te kalkıyordum. Ders veriyor, dans ediyor, jimnastik yapıyordu. Biraz uyumaya ihtiyacın var dediğim zamanlar oluyordu. Çünkü sürekli bir şeylerle uğraşıyordu. Büyük kızı taşındıktan sonra Lori Jane Michaela ve ikinci eşiyle birlikte yaşıyordu. Oh anne. Dur yardım edeyim. Lori Jane çok enerjikti. Çok hareketli bir kadındı. Ne zaman bir aile aktivitesi olsa Lori Jane her zaman ön plandaydı. Ve kendini çocuklarına adamış bir anneydi. Matematik ödevini yaptın mı? Evet. Hafta sonu dışarı çıkmak istiyorsan ödevini yapmalısın. Biliyorum, yaptım zaten. Tamam. Evet. Böyle nasıl? Michaela evlerine kısa mesafede bulunan Broad Run Lisesi'ne henüz yeni başlamıştı. Lise herkes için önemlidir değil mi? Heyecanın ve gerginliğin birleşimidir. Çok büyük bir adımdır. Aslında yetişkin olmasanız bile birden kendinizi yetişkin biri gibi hissedebilirsiniz. O sevdiğim granolayı alır mısın? Tabii. Sömestrin başlamasından kısa süre sonra Michaela alışverişte annesine yardım ederken şans eseri biriyle karşılaştı. Tony'yi markette çalışan şakacı biri olarak tanıyordum. Moraliniz bozukken ona rastladığınızda sizi biraz olsun neşelendirebilecek türde biriydi. Tamam, beni yakaladın. Bir şey mi arıyorsun? Evet, annem burada granola olduğunu düşünüyordu. Bunlar mısır gevreği. Sağlıklı yiyecekler reyonuna gitmelisin. Tamam. Tony sınıfın palyaçosu gibiydi. Her zaman insanları güldürecek bir şeyler arardı. Özellikle de Michaela'yı. Çünkü o her şeye gülerdi. Tada! Harika. Al bakalım. Çok güzel. Aslında bence bu daha iyi. Daha fazla kuru yemiş var. Tamam, tavsiye için teşekkür ederim Tony. Senin adın? Michaela ama arkadaşlarım Kayla der. Gözleri buluşmuştu. Aldın mı? Evet. Gitmeliyiz. Tamam. Ve bu sanki filmlerdeki gibiydi. İkisinin arasında bir şeyler ortaya çıktığını gösteren bir ışık vardı sanki. Michaela liseye başladığından Lori Jane kızı için çok açık kurallar koymuştu. Kayla'ya karşı seks konusunda çok açık konuştum. Yani bana göre 16 yaşına kadar beklemesi şarttı. Belki biraz eski kafalıyım. Ama 14 yaşın uygunsuz olduğunu düşünüyordum. Kayla bana birileriyle tanışmasının çok zor olacağını, çünkü annesinin kurallar koyduğunu söylemişti. Kızlarının belli bir yaşa gelene kadar birileriyle çıkmasına izin vermiyordu. Sonra görüşürüz.
Endişesi Michaela'nın ona izin vermediği zaman birileriyle buluşmasıydı. Aslında Tony de Michaela ile aynı lisedeydi. Ama son sınıfa gidiyordu. Merhaba. Merhaba. Granola'yı denedin mi acaba? Daha değil. Annem bu gibi şeylere çok net kurallar koyar. Denemelisin. Çok güzel bir granoladır. Bana hemen biriyle tanıştığını söyledi ve ben de tamam demiştim. Sorun yok. İçinde çok kuru yemiş var. Öğrendiğim iyi oldu. Ona da söylerim. Ona tanıştığı çocuğun kaç yaşında olduğunu sordum. 18 dedi. Bana göre biraz büyük sayılırdı. Ve harika demiştim. Şimdi derse gitmem gerekiyor. Ama sonra görüşürüz Tony. Michaela. Birisi çok gençken kendisinden büyük birinin ilgi göstermesi çok hoş bir şey gibi gelebilir. Gençlerin kendine güvenmediği bir dönemde bir onaylanma hissi gibidir. Özellikle 14-15 yaşlarında liseye başlarken bunu gerçekten çok fazla görürüz. Birinci sınıf ve son sınıf arasında bunun gibi bir etkileşim çok çekici gelir. Genç olanlar kendilerini daha olgun, daha hoş, daha çekici ve büyük hisseder. Tony'nin son sınıf olmasının bir birinci sınıf öğrencisine çok çekici ve ilginç geldiğine eminim. Lisede birinci sınıftayken bir son sınıfın size ilgi göstermesi çok hoş gelir, öyle değil mi? Özellikle de bir son sınıf öğrencisinin ilgi gösterdiği bir genç kız için. Bütün arkadaşlarınız için de önemli bir olaydır. Sürekli o çocuk da kim diye sorarlar. Ekim geldiğinde okulun mezunlar günü yaklaşırken Michaela annesinin birileriyle çıkmayla ilgili katı kurallarını test etmeye karar verdi. Dur, sana yardım edeyim. Tamam. Ne istiyorsun? Biliyorsun, mezunlar günü geliyor. Birine çıkma teklif etmek istiyorum. Tony. Lori Jane'e gidip mezunlar günü için Tony'ye çıkma teklif etmek üzere izin istediğinde aslında onun biraz gevşeyip çıkmasına izin verip vermeyeceğini görmek istiyordu. Tony mi? Marketteki çocuk değil mi? Michaela, o bir yetişkin sayılır. Hayır, kesinlikle olmaz. Bu son derece uygunsuz canım. Bu durum kesinlikle içime sinmemişti. Hayır, Tony ile çıkamazsın. Bu mümkün değil demiştim. Tamamen mantıksız davranıyorsun. Her kızın annesi izin veriyor ve bu sadece bir dans anne. 16 yaşına kadar biriyle çıkmak yok. Bunu çok düşündüğü belliydi ve benim fikrimi değiştirmeye de kararlı görünüyordu. Ona baktım ve tartışmanın bittiğini söyledim. Gelecek ayki bütün ev işlerimi hemen yapabilirim. Michaela, hayır dedim. Tartışma bitmiştir. Lori Jane'in biraz katı olduğunu biliyordum ama bir anne olarak böyle olması gerekiyordu. Mayıs 2004. Annesinin izin vermemesine rağmen yıl içinde Michaela ve Tony'nin arkadaşlığı ilerlemişti. Merhaba. Ve Tony mezun olmadan önce de işler ciddileşmişti. Ama annesinin Michaela için koyduğu 16 yaş sınırına hala bir yıl varken Tony ile annesinden gizli görüşmek zorundaydı. Gizli görüşmeleri gerekiyordu. Michaela bana okul aralarında bunu nasıl yaptıklarını anlatıyordu. Kimsenin şüphelenmediğini çünkü bunu okuldaki boş zamanlarda yaptıklarını söylüyordu. Ne yapmak istiyorsun? Bilmiyorum. Bir sürü ilgi alanım var. Bir sürü ilgi alanı. Bir sürü seçenek var. Yapacak çok şey var, öyle değil mi? Tony büyüktü. Arabası vardı. Araba kullanabiliyordu. Michaela'yı istediği her yere götürebiliyordu. Peki ya sen? Belki çiftçilik yaparım.
Bizim yaşımızdayken biri hakkında böyle detaylı konuşabilmesini biraz kıskanmıştım. Bunu yaparken mutlu olduğunu görüyordum. Gülerken gözleri parlıyordu ve Tony'den çok hoşlandığı belliydi. Peki, çiftlikte benim için de bir yer olacak mı? Evet. Mikaela ilişkisini sadece annesinden saklamıyordu. Virginia kanunlarına göre bir yetişkin ve 18 yaş altı bir genç arasında cinsel ilişki yasa dışıydı. Merhaba, gel. İçeri gel. Anneme hastayım dedim. Bütün gün bizim. İş arkadaşlarıma eve gitmem gerek. Kayla hastaymış, kendini iyi hissetmiyormuş dedim. Arabayı dışarıya park ettim. Ön kapı açıktı. Kayla. Mikaela. ...2004 sonbaharı. Lori Jane Graham, 15 yaşındaki kızı Mikaela'nın hasta olduğunu duyunca sürpriz şekilde ona bakmak için eve dönmüştü. Mikaela. Ön kapıdan girdim ve Kayla, Kayla diyerek ona seslendim. Mikaela. Arka kapının açık olduğunu görmüştüm. Anne, erken dönmüşsün. İki kapı da açık. Neler oluyor? Bilmiyorum. Neler oluyor dedim. O da sen iştesin sanıyordum dedi. Sonra neden söz ettiğini bilmiyorum deyip hasta gibi davranmaya başlamıştı. Ama üzerinde sabah onu bıraktığımdan farklı bir pijama olduğunu fark ettim. Pijamanı niye değiştirdin? Bunlar daha rahat. İçimden bir ses Tony'nin az önce orada olduğunu söylüyordu. Bana cinsel olarak birlikte olduklarını söylemişti. Elbette daha çocuk olarak vay canına demiştim. Annen 16 yaş sınırı koymuştu diye sorunca evet ama annem bilmiyor dedi. Nasıl hissediyorsun? İyiyim. Öyle mi? Evet. Ateşin var mı? Hayır. Yok mu? Dışarı çık iyiyim lütfen. Dur. Ona gerçekten aşıkmışım gibi geliyor demişti. Ama Lori Jane bunu öğrenirse Kayla ve Tony'nin birlikte olmasına izin vermesi imkansızdı. Tamam. Bunu kanıtlayamasam da hissetmiştim. Yalan söylüyordu ve yalanlardan daha fazla şüphelenmeye başladım. Sanki bana söylediği her şeyde başka bir şey var mı? Yoksa bu Tony'yi görmek için başka bir yol mu diye düşünüyordum. Gizlenme konusunda kendine çok güvendiğini söylemişti. Kayla gerçekten çok akıllıydı ve sistemi nasıl kullanacağını biliyordu. Bunu yapabilmesiyle de övünüyordu. Merhaba. Merhaba. Günün nasıl geçiyor? Fena değil. Ne yapıyorsun? Suları koyuyorum. Heyecanlıymış. Ay hem de nasıl? Kendini bir kadın gibi hissediyordu. Çünkü kendi kararlarını verebiliyordu. Peki ne zaman çıkacaksın? 1-2 dakika sonra. Gerçekten mi? Süpermarketin müdürü Don beni aradı. Lori Jane, işinize burnunu sokmak istemiyorum ama Kayla'nın okul otobüsünden hep burada indiğini bilmen gerektiğini düşündüm dedi. Ve Tony'yi görmek için... Merhaba, ben geldim. Markette vakit geçirdiğini anlattı. Merhaba. Merhaba. Bana yardım eder misin? Tamam. Günün nasıldı? İyiydi. Öyle mi? Evet. Dersten sonraki matematik etüdü nasıldı? Fena değildi. Öyle mi? Evet. Tamam o zaman. Marketten beni aradılar. Müdür okuldan sonra oraya gidip Tony ile vakit geçirdiğini söyledi. Bu artık sadece bir şüphe değildi. Mikaela'yı bunu yaparken gören başka bir yetişkin de vardı. Hey, seninle konuşuyorum. Bunu nasıl açıklayacaksın? Beni mi gözetliyorsun anne?
Mikaela'ya bunu sordum ve yine oflayıp, ah tanrım, beni mi gözetliyorsun, hiç anlamıyorum dedi. Ve çok mantıksız davrandığımı söyledi. Telefonunu ver. Hemen. Telefonunu ver ve cezalısın. Al işte. Mutlu musun? Bugün akıllı telefonlarımız var. Ama o zamanki kapaklı telefonu onun iletişim yöntemiydi. Tony ile iletişim kurmasını kestiğimi düşünüyordum. Bu bir daha olmayacak. Gerçekten inanılmazsın. Beni sürekli kandırmıştı ve gerçekten çok saf davranmıştım. Bu sinsi hareketlerin hiç hoşuma gitmiyor. Bana yalan söylemen de öyle. Artık dikkatliydim. Arkadaşları ya da kim olursa olsun gözüm üstündeydi. Mikaela, eğer hayatını böyle yaşamak istiyorsan önemli değil. Onun sadece kararımı kabul etmesini istemedim. Bu kararı neden verdiğimi de anlamasını istiyordum. Sana güvenmiştim. Sen böyle biri değilsin. Bana anladığını söyledi. Rahatlamıştım, bunu bitirdiğini düşünmüştüm. Ama yanılıyordum. Bir sürü yalan vardı ama bir çocuk olarak bunu çok kötü olarak görmüyorduk. Sadece anne babamızı kandırdığımızı düşünüyorduk. O kadardı. Mikaela cezalı olmasına rağmen annesinden gizli olarak Tony ile görüşmeye devam etti. Annem gittiğim her yerde beni izliyor. Artık her şeyden şüphelenir hale gelmiştim. Biliyorum tatlım, sadece ondan bir adım önde olmamız gerek. Evet, sanırım öyle. Çocuğumu korumak için her şeyi yapmaya kararlıydım. Ve Mikaela'yı bu çocukla görürseniz... Ofis numaram, cep telefonu numaram bu. Bu da eşimin numarası. Lütfen, bu ilişkiyi onaylamıyorum. Sadece onu korumaya çalışıyorum. Lütfen bana yardım edin demiştim. Kötü bir şey olacak ve bunun Mikaela'nın başına gelmesini istemiyorum diyordum. Gitti mi? Evet. Tek bir fikre saplanıp kalmıştı ve bu da Tony'di. O noktada hayatında gözünün gördüğü tek kişi oydu. Ne yapacağız? 16 yaşına gelene kadar biraz daha beklemeliyiz. Sonra istediğimizi yapıp beraber olabiliriz. Bunu kabul etmişti. Devam edelim. Eninde sonunda 16 yaşına gireceğim diyordu. Sonsuza kadar birlikte miyiz? Her zaman birlikteyiz tatlım. Bundan sonra onun değişmeye başladığını fark ettim. Artık aşağı inmek istemiyordu. Odasında daha çok zaman geçiriyordu ve bu çok üzücüydü. 6 aydır Tony ile görüşen ve 16 yaşına girmesine hala neredeyse bir yıl olan Mikaela, annesinin baskısından kurtulmak için bir plan yapmıştı. Bu çok güzel görünecek. Tam Tony'ye benziyor. Böylece annemin baskısından kurtulacağım. Kesinlikle. Bir saniye. Gelebilirsin. Burada ne yapıyorsunuz bakalım? Bir kapanış defteri yapıyoruz Tony için. Kapanış defteri de ne dedim? O da Tony defterini kapatıyoruz. Çünkü artık ondan hoşlanmıyorum. Biz de onu niye sevmediğimize dair bütün sebepleri deftere koyuyoruz dedi. Onunla ilgili aklımıza gelen bütün kötü şeyleri yazıp bu sayfaya koyuyoruz. Mesela yağlı saçları, kötü kokan ağzı, fırça kaşları, berbat kaykaycılığı. Beğendin mi? Evet. Evet. 14-15 yaşında kızların yazacağı şapçalca şeyler vardı ama Tony'yi neden sevmediklerine dair bütün sebepleri yazmışlardı. Yani artık Tony'yi sevmiyor musunuz? Kesinlikle. Sonunda Tony için hissettiklerinden vazgeçip hayatına devam ettiğini görünce gerçekten de çok sevinmiştim. Pekala. Bu işin bittiğine çok sevindim. Gerçekten mutlu olmuştum.
Belki tanıdığım ve çok sevdiğim o zeki kız Michaela geri dönmüştür diye düşündüm. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Hayır. Hayır, teşekkürler. Tamam. Kayla, Lori Jane'i rahatlatmak için bir şey yapıyordu ama sonra Lori Jane başka bir şey fark ediyordu. Yani bu bir kısır döngü gibiydi. Kayla, Lori Jane'den kurtulmaya çalışıyor ve Lori Jane ona güveniyordu. Sonra Lori Jane yine neler döndüğünün farkına varıyordu. Kayla'nın annesinden gizlenmesi, ona yalan söylemesi ve Tony ile beraber olmak için bunları yapması, Tony'nin Kayla'nın onunla olmak için her şeyi yapacağını görmesini sağlamıştı. Michaela annesiyle uğraşırken liseden mezun olan Tony'nin kendi sıkıntıları vardı. Bir bilgisayar kursuna başlamış olsa bile hala süpermarkette rafları diziyordu ve arkadaşlarının çoğu başka yerlerdeki üniversitelere gitmişti. Michaela ile olan ilişkisi hayatındaki en önemli şey olmuştu. Onun için genç bir sevgiliye sahip olmak, sevilebilir biri olduğunu gösteren ve muhtemelen onu tatmin eden bir duyguydu. Onun güçlü ve olgun olduğunu düşünen bir genç. Bu muhtemelen onu tatmin ediyor ve iyi hissetmesini sağlıyordu. Onun sınıfın soytarısı olması ve genelde şaşkın hareketleri, Kayla'nın ilgisini çekiyor olabilirdi. Ama sanırım bunlar kendi yaşındaki kızlara çekici gelmiyordu. Her geçen gün ilişkileri daha da sıkı bir hale geliyordu. Michaela da annesinin kuralları ne olursa olsun Tony'yi görmeye kararlıydı. Sanırım zaman geçtikçe tıpkı Michaela'nın onun için hissettikleri gibi Tony de onu gerçekten sevmeye başlamıştı. Bu aradığım kız ve onu bırakmayacağım demişti ve bu da bir dönüm noktası olmuştu. Tutkuları yüzünden kör olan çift, bebelerini görmek için daha da büyük riskler almaya başladı. Merhaba. Ama gelen Tony yerine Lori Jane'in onu kontrol etmesi için gönderdiği Michaela'nın ablası Nicole'dü. Burada ne işin var? Annemle alışveriş merkezinde buluşacağını sanıyordum. Spor salonunda çantamı unutmuşum, sonra bana lazım olacak. Hazırlanmışsın. Bir yere mi gidiyorsun? Hayır, öylesine takılıyorum. Beğendin mi? Sakın gelme, ablam geldi. Bu şüpheler artık şüphe değildi. Hepsi gerçekti. Bu 19 yaşındaki gencin kızımın peşinde olduğunu biliyordum. Ve sinirlenmiştim. Çok sinirlenmiştim. Ve bununla mücadele etmek için tamamen farklı bir ruh haline büründüm. Mücadeleyi bırakmayacaktım. ...19 yaşındaki Tony Holt zor bir durumdaydı. 15 yaşındaki kız arkadaşı Michaela'ya aşıktı. Tamamen kızımı korumaya odaklanmıştım. Birlikte olma istekleri çok fazlaydı ve savaşı kaybediyordum. Yani bunu onun yüzüne söylemem gerektiğini hissetmiştim. Beni dinleyecekti. Onu utandırmak istemiştim. Benden daha güçlü olmadığını hissetmesini istiyordum. Bunu bilmeliydi. Niye burada olduğumu biliyor musun, Tony? Bu işin bitmesi gerek. Ben onun annesiyim. Ve bu çok yanlış. Senden utanıyorum. Sen iyi bir gençsin. Bunu yapıyor olmandan çok utanıyorum dedim. Durman gerekiyor.
15 yaşında bir kıza dokunursan bunun kanunen tecavüz sayıldığını biliyor musun sen? Cezalandırılabileceğini ve bunun bütün hayatını mahvedeceğinin farkında mısın acaba? İstediğin bu mu? Tony'im. Bu hayatımda yaptığım en yoğun duygusal şeydi. Titriyordum ama aynı zamanda ona neler hissettiğimi söylüyordum. Eğer ona bir daha dokunmayı ve onu başka bir yere götürmeyi düşünüyorsan, bu adam kaçırmak demektir. Ve bunu yapmak isteyeceğini hiç sanmam. Bunu sakın deneme, Tony. Mesaj çok açıktı. Lori Jane, reşit olmayan kızıyla ilişkiye giren Tony'ye karşı suç duyurusunda bulunmak için tereddüt etmeyecekti. Kızımın bu genç adam tarafından cinsel olarak kullanılmasına izin vermeyecektim. O bir yetişkindi, 18 yaşından büyüktü ve bu durum yasa dışıydı. Bunu anlamasını istemiştim. Ben onun annesiydim ve kızımı alamayacaktı. Seni görmem lazım hemen. Kaçabilir misin? Michaela sıkışmış hissediyordu. Bir köşeye sıkışmıştı ve ne yapacağını bilmiyordu. Bana bu ilişkiyi daha ne kadar saklayabilirim bilmiyorum dediğini hatırlıyorum. Ne oldu? Annen gelip beni buldu. Ne? Burada, süpermarkette. Ne istiyormuş? Seninle görüşmeyi bırakmazsam reşit olmayan biriyle cinsel ilişki suçundan beni şikayet edecekmiş. Ne yapacağım ben? Bu yüzden kaç sene hapis yerim biliyor musun? Sanırım başlangıçta Tony bütün bunların farkında değildi. Bütün bunlar ona söylenince sonunda bunları duydu ve eğer şikayet olursa bunun çok ciddi sonuçları olacağını da anlamıştı tabii ki. Peki hiç kanıtı var mı? Var mı? Tony reşit olmayan biriyle cinsel ilişkiye girmekten çekiniyordu çünkü bu bir suçtu. Ona göre bir sorun yoktu aslında. Biz birlikte olmak istiyoruz. Michaela da bunu istiyor. Benimle olmak istiyor. Ben de onunla olmak istiyorum. Yaş farkı yüzünden yasa dışı olsa da seks birbirini seven iki insan arasında olan bir şeydir diye düşünüyordu. İşe geri dönmeliyim. Kayla baskıyı gerçekten hissediyordu. Bir şekilde bir şeyler yapmalıydı. Ya her şeyi anlatıp sonuçlarına katlanması gerekiyordu ya da ilişkiyi bitirmeye hazır olmalıydı. Bunlardan birini seçmesi gerekiyordu sadece. Çok baskı altında ve endişeli hissettiğini anlayabiliyordunuz. Kayla bir yalanın içinde yakalanmaktan çok korkuyordu ve yalanlarla o kadar büyük bir çukura girmişti ki onun için artık çıkması gerçekten de çok zordu. Tony, bu sürpriz oldum. Bayan Graham, bunu size özür dilemek için veriyorum. Çok naziksin. Niye özür diliyorsun? Sizi tanıyorum ve buna doğru şekilde başlamadım. Size saygısızlık ettiğim için gerçekten çok özür dilerim efendim. Tony eve geldi ve gerçekten samimi bir şekilde konuşup çok özür dilerim. Sizi dinlemedim, dediklerinizi yapmadım. Benim hatamdı, çok üzgünüm demişti. Bilmenizi istiyorum ki Michaela ile aramızdaki şey sadece arkadaşlık. Biz sadece arkadaşız. İkimiz de bunu konuştuk. Ve arkadaş olarak kalmaya karar verdik. Bunu duyduğuma gerçekten çok sevindim. Bunlar için hemen bir vazo bulacağım. Hadi, içeri gel.
Mesele benim duygularım değildi. Mesele Kayla için en iyi şeyin ne olduğuydu ve o noktada Kayla'nın ondan vazgeçtiğini düşünmüştüm. Aralık 2004. Noel yaklaşırken Michaela ülkenin diğer tarafında Wisconsin'de yaşayan babasını ziyaret etmeye hazırlanıyordu. Merhaba. Anne, beni beklemediğine inanamıyorum. Hadi ama senin için iyi olanları sakladım. Babanı görmeye hazır mısın? Evet. Her şeyi aldın mı? Evet. Tamam. Bu ufaklıkları hep çok sevmişimdir. Çok sevimli. Bunu nereye koyacağımızı biliyorum. Tepenin yanına. Süsleme işinde çok iyiydi. Hediyeler, danslar, evin diğer süslemeleri gerçekten de çok neşeli görünüyordu. Pekala. Çok mutluydu. Bay Kutup Ayısı. Hey, o benim. Tamam. Hep benimdi. Pekala, onu nereye koymak istiyorsun? Buraya. İşte buraya. İşte buraya. Onu çok uzun zamandır hiç bu kadar mutlu görmemiştim. Anne, pembe kazağımı gördün mü? Sanırım Michaela onu ödünç almış. Ben almadım. Onu yeni yıkadım. Odasına bak, saklamış olabilir. Sen yaparsın. Nikki yukarıya çıktı ve onu aramaya başladı. Sanırım bu bir kazaktı. Sonra Nikki beni kenara çekti ve anne bunu görmen gerek dedi. Bu Kayla'nın fotoğraf albümüydü. Kayla bir fotoğraf makinesi kullanmış ve Tony ile birlikte fotoğraflarını çekmişti. Öpüşüyorlar, yatakta beraber yatıyorlar. Tony'nin arabasında öpüşüyorlardı. Neresi olduğunu anlamadığım başka yerler de vardı. Muhtemelen Tony'nin evi ve onun odasıydı. Nedir bu? Birkaç fotoğraf çektik. Ne olmuş ki? Yasa dışı değil ya. Bunu göreceğiz. Bunu tatilden sonra babanın yanından dönünce daha detaylı konuşacağız. Sanırım onun için her şey gerçeğe dönüşmüştü. Artık bahanesi kalmamıştı. Bunu anneme nasıl açıklayacağım diye düşünmüştü. Sanırım o anda bir karar vermeliydi. Ve kararın ne olacağından da emin değildi. Ama her şeyi bildiğimin farkındaydı. Beni bütün bu süre boyunca birlikte olmadıklarına ikna etmesi mümkün değildi. Michaela duygularını bir şarkıyla sözlere dökmüştü. Neden herkes bizden nefret ediyor? Biz bu ilişkide beraberiz. Herkesin yanıldığını göstereceğiz. Pes etmeyeceğim. Kayla ve Tony herkesi karşısına almış gibiydi ve sanırım onların düşündüğü de buydu. Kayla'nın karşısında sadece Lori Jane yoktu. Bu daha çok bütün dünyadan korktukları bir durum halini almıştı. Annem fotoğrafları buldu, bir şeyler yapmamız gerek. Birlikte kaçmalarının çok ciddi bir olasılık olduğunu hissediyordum. Birlikte olma istekleri çok güçlüydü ve ben savaşı kaybediyordum. Suçlu duruma düşme korkusu yüzünden Tony bir çıkış yolu ararken paniğe kapılmaya başlamıştı. Reşit olmayan biriyle cinsel ilişki suçu ilişkilerini çok etkiliyordu. Bu da korkularını ve saklanma isteklerini daha da arttırmıştı. Çaresiz olduklarını düşünüyorum. Birlikte olabilmek için her ne olursa olsun her şeyi yapabilecek kadar çaresizlerdi. Köşeye sıkışan Michaela yakın arkadaşı Bizma'dan yardım istedi. Merhaba. Annem ben ve Tony'yi öğrendi.
Nasıl oldu? Sen evde bile değilsin. Bunu nasıl öğrendi dedim. Hayır, bizim birlikte çekilmiş fotoğraflarımızı bulmuş. Tamam, bir çocuktan hoşlanıyorsun ve sadece onunla çıkıyorsun. Önemli değil. Niye bu kadar korkuyorsun dedim. Hayır, durumu anlamıyorsun dedi. Eşit olmayan biriyle cinsel ilişki yüzünden Tony'yi polise şikayetle tehdit etti. Bunu duyunca her şeyi daha iyi anlamış oldum ve Tanrım, sen onunla birlikte oluyor musun dedim. Onu seviyorum. Ve annem yüzünden hapse girebilir. Kayla, gerçekten annenin şikayette bulunacağını düşünüyor musun dedim. O da evet, bunun annemi ne kadar kızdıracağını biliyor musun dedi. Bana bir şey olmayacağını söyleme. Çünkü ikimiz de böyle olmayacağını biliyoruz, öyle değil mi? Artık bana tamamen paniğe kapılmış gibi gelmişti. Tamam, babamın yanındayım. Sonra görüşürüz. Hoşça kal. Noel'den sonra Michaela evi Virginia'ya dönerken Tony ile ilgili annesiyle yüzleşmek zorunda olduğunu biliyordu. Hey! Acele et, otobüsü kaçıracaksın. Evet, biliyorum. Ona ne söyleyeceğimi ve bundan sonra nasıl devam edebileceğimizi planlamaya çalışıyordum. Peki, yemek yedin mi? Zamanım yok. Ben işten gelince ve de o da eve döndüğü zaman onunla oturup konuşmayı planladım. Bir şeyler yemelisin. Tamam. Tamam. Seni seviyorum. Ben seni daha çok seviyorum. Gitmem gerek. Seni seviyorum dedim. O da hayır ben daha çok seviyorum. Hayır ben seviyorum diyorduk. Seni çok seviyorum. Biliyorum. Her zamanki rutinimizi yaptık ve ben işe gittim. Richard ne var? İşteyim. Ne oldu? Hemen eve gelmen gerekiyor dedi. Richard neler oluyor? Tamam. Tamam. Geliyorum. Bir kasise çok hızlı girdiğiniz anda içiniz havaya kalkar ve vücudunuz inerken mideniz havada kalmaya devam eder. Bu öyle bir histi. Affedersiniz. Affedersiniz, burada neler oluyor? Kızımı gördünüz mü? Evin içine koştum ve kızım nerede diye bağırdığımı hatırlıyorum. Polis bana onunla ilgileniyorlar, vurulmuş dedi. Aman Tanrım demiştim. İzin verin lütfen, burası benim evim, bırakın beni, bırakın dedim. Bu olayın olduğu yere, masama doğru ilerlemeye çalışıyordum. Polis oraya gitmemelisiniz dedi ve sonra oraya baktım. Oraya gittim. Hayır! Ve onu gördüm. Hayır! Sonra Tony'yi gördüm. Ve dizlerimin üstüne çöktüm. Bebeğim. Telefonu açtım. Ve arayan Bizma'ydı. Bizma. Ağlıyordu. Tam olarak ne dediğini hatırlamıyorum ama aman Tanrım duyduklarım doğru mu ne oldu diye soruyordu. Bizma o öldü. Lori Jane telefonu açtı ve bağırmaya başladı. Onun bağırdığını duyunca aman Tanrım ne olduğunu bilmiyorum. Söylediği hiçbir şeyi duymadım. Hiçbir şey duymamıştım ve o anda neler olduğunu ve her şeyin bittiğini de anlamıştım. Bu gerçekten çok kötü bir durumdu. Bizma, o beni terk etti. Beni terk etti Bizma. Beni bıraktı. Michaela ve Tony'nin hastaneye geldiklerinde ölmüş oldukları açıklandı.
İkisinin de kafasında kurşun yaraları vardı. Michaela'nın annesine bıraktığı intihar notunda bunun Tony ile beraber kararlaştırdıkları bir şey olduğu, hayatlarına aynı anda son vermeye karar verdikleri yazıyordu. Tony Holt'u çılgınlar gibi seviyorum. Onunla olabileceğim tek yerde cennet gibi görünüyor. Birlikte intihar ediyoruz çünkü bizim birlikte olmamıza izin vermedin demişti. Bunu yapabilecek gücü bulmamın tek sebebi şu. Tony ile orada buluşacağımı ve sonsuza kadar birlikte olabileceğimizi biliyorum. Birlikte olabileceğimiz yere gidiyorum demişti. Hatta adını bile Michaela Holt olarak yazmıştı. Onu çok seviyorum ve bunu kanıtlamak için intihar etmek zorunda kalmam bana çok şaşırtıcı geliyor. Kiliseye gittik ama bu durum erkek arkadaşıyla buluşacağı sonsuza kadar cennette bir evde mutlu yaşayacağı bir yer gibi hiç görünmüyordu. Bu çok ama çok uzak bir ihtimal gibiydi. Onun gibi rahat, neşeli, sevgi dolu bir insanın hiç yapmayacağı bir şeydi. Ama zaman içinde içine kapanık, endişeli ve korku dolu birine dönüşmüştü. Sanırım cennet fikri bunun gibi çok korkunç bir şeyi biraz olsun yumuşatmış ve bir tür ödülmüş gibi görünmesini sağlamıştı. Çünkü Michaela sadece cennete gitmeyecekti, orada Tony ile beraber olacaktı. Çifte intiharın ardındaki düşünce beraber olmaktır. Sevdiğiniz kişinin ölüm sonrası hayali bir mutlu yaşama sizinle beraber geliyor olma düşüncesi daha az korkutucu olur. Tetiği çekmenin onları toprağın altına götürdüğünü ve bunun her şeyin sonu olduğunu fark etmemişlerdi. O gün akşam saatleri. Sessizlik inanılmaz derecede ürkütücüydü ve etrafta öylece dolaşıp eşyalara bakıyordum. Sonra telesekreterin ışığının yanıp söndüğünü fark ettim. Oraya gittim, düğmeye bastım ve o ses Michaela'ya aitti. Merhaba anne, benim Kayla. 3 Ocak Pazartesi saat 3:25. Şu anda Tony evde benimle beraber. Bunu yapmak zorunda olduğum için üzgünüm. Ama olanlara izin vermeyeceğini biliyorum. Sana son kez seni seviyorum demem gerektiğini düşündüm. Bu noktaya geldiği için üzgünüm. Hoşça kal. O benim için hala bir çocuktu. Çok sevgi dolu biriydi. Herkesi, her canlıyı severdi. Her zaman mutluydu. Tanıştığı, gördüğü herkesle arkadaşlık kurardı. Mutluydu, duyarlıydı, hassastı. Çok tatlıydı ve de her zaman mutluydu.